Hayır. Tamam, otur otur. Bu kim? Sizi, sizi Versailles Sarayı'na getirdik. Versailles Sarayı biliyorsunuz. Marie Antoinette'in yaşadığı ve ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dediği iddia edilen olayın cereyan ettiği yer. Biz de pasta bulamadık, kruvasan yiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Ben çok rahat edeceğim bugün. Hiç de çalışmadım dersi. Hiçbir şey bekleme benden. Dersime hiç çalışmadım. Artık sen, sana işin üstadı ehline bırakıp anlatırsın ne anlatırsan arkadaşlara Versailles Sarayı ile alakalı. Bakacağız. Bakacağız. Yapacağız bir şey. Bir taraftan da löpür löpür götür bakalım. Pastamız yok, ne yapalım? Kruvasan yiyoruz. Hıdırım, bu kim? Yazıyor orada, görmüyor musun? Louis XIV diyor, Güneş Kral. Güneş Kral. Güneş Kral deyince aklımıza ne geliyor? Lumière Çağı geliyor. Aydınlanma Çağı. Aydınlanma Çağı'nın kralı. Ve burada onun döneminde zaten yapılıyor veya ondan önce başlıyor, onun döneminde bitiriliyor filan. Yani Versailles Şatosu deyince aklımıza ilk gelen Louis XIV oluyor. Güneş sembolü var. Şimdi her yerde zaten güneş sembolünü de görürsünüz. Bak onlar da yazmış. Toutes les gloires de la France. Ne demek? Ezanlar susmaz, bayraklar inmedin. Fransızca versiyonu. Çamlar susmaz. Arkadaşlar bilet rezervasyonu yaptırdık saat 3'te. Buradan böyle geldik. İçeriye girmek için 3'e kadar, 3'ten önce giremiyormuşuz, doluymuş. Biz de bu sırada bahçeyi gezeceğiz. Bahçesi çok büyük burası. Burası bahçesi çok büyük. Ama burası şey aynı zamanda. Unuttum söyleyeceğim şimdi. Olur öyle de. Dur ben sana soru sorayım o zaman, daha soru cevap yapalım. Vardır sende burayla alakalı kimsenin bilmediği özel işte kırıntı. Kendi videolarıma saklıyorum. Vay kalkarlar seni. Herkesle paylaşmıyorum onları. Neyse o zaman. İşte mesela ekonomistler var ya Twitter'da bilmem ne de soru soruyorlar. Adam sinirlenmiş şey diyor. Kardeşim biz bu işi parayla yapıyoruz. Danışmanlık istiyorsanız parasını veririz falan diyor ya. Aynen. Ben de şimdi onun için her şeyi paylaşmıyorum yani. Arkadaşlar Versailles Sarayı çok önemli. Çok önemli. Genel bilgi ver zaten. Tamam, genel detaya bilgi. Girme. Hem Fransa kraliyeti için çok önemli. İki tane, bir Orléans, bir tanesi Paris ve Versailles. Versailles buraya şeye Paris'e 30 kilometre, 30-35 kilometre falan aşağı yukarı. Versailles'in ikinci önemi de 1789 ihtilalle alakalı olanı. Çünkü ihtilal olmadan önce burada toplanıyorlar. Yani ihtilali tetikleyen şeylerden bir tanesi de burada yaşanıyor aslında. Ondan dolayı da çok önemli Versailles Şatosu. Başkaldırıyı burada mı yapıyorlar? Yok, buraya Paris'ten insanlar yürüyor. Bastille hapishanesi halk tarafından ele geçirilip yıkıldığında burada hala umursamaz tavırlarıyla yaşayan bir kral var. Kraliçe de aynı şekilde. Kral 16. Louis, hatta söylüyorlar Bastille'i ele geçirmişler efendim falan diyor. Adam şey diyor, şey mi olmuş diyor, öyle bir ayaklanma mı olmuş diyor. Hayır, ihtilal olmuş diyorlar. Adam inanmıyor ihtilal olduğuna falan. Günlüğüne o günün tarihiyle alakalı hiçbir şey yazıyor. Yani her gün günlük tutan adam o günün tarihine, yani Bastille ele geçirilmiş, rien yazıyor. Hiçbir şey yazıyor adam. Mesela çok önemli bir anekdottur bu. O kadar umursamaz. Yani başına gelebilecekleri tahmin bile edemiyor adam. Burası da sarayın arka bahçeden görünüşü arkadaşlar. Böyle gezelim beraber. Bir havuzu var önünde. Hıdırım bu arada teşekkür ederim bilgilerin için. Ara ara bizi böyle aydınlatırsan. Ama sen şu GoPro'nun etrafına rüzgarı kesen, bak şu anda çok rüzgarlı bir hava var. Biz senin bu videonu izlediğimizde küfür edeceğiz. Yani şunu almıyorsun, bak şu anda rüzgarı kesmiyor. Bu GoPro'nun kötü bir özelliği var. Rüzgarı hemen alıyoruz. Ama dedik ya arkadaş, 2000 abone olunca alacağız. 2000 olmadık da. Bir siyasette olsun diye konuşmuyorum. Şu Versailles şato alanı, öyle söyleyeyim size. Saray alanı şeyinkinden 4 kat daha küçükmüş. Aksaray'da. Ankara'daki Aksaray'da 4 kat daha küçükmüş. Yani Aksaray'ın ne kadar büyük bir şey olduğunu artık tahmin edemiyorum ben yani.
Arkadaşlar görüyorsunuz, ta orada bir su var. Orada... Burası eskiden bataklıkmış. Bataklık mıymış? Ama harbiden öyleymiş. Bataklıkmış, sonu kuruta kuruta böyle bu hale getirmiş. O doğal bir göl değil Marikacı. Herhalde. Tabii ki değil canım, saçmalama. Belli zaten. Sen işaret yapmışlar. Evet. Uçak pisti gibi duruyor burada. Gidelim. Gezelim mi? Romantik bir kandat Hadi. Sefası romantik. Yapalım mı? Memoli, bugün niye buraya geldin? Yani Versa'yı seçmenin sebebi neydi bugün? Sensin. Maksat seninle gezmek, çünkü, muhabbet. Çünkü kral bir adamım değil mi? Kralsın. Kral deyince akla ben geliyorum. Korsikalı Hıdır. Ama gelir. Ben monarşileri sevmem, söyleyeyim sana baştan. Ya biz alışmışız ama. Ama bu monarşi gönüllerin bizim monarşi bizim değil mi? Bizim genlerimizde var bu monarşi. Değil mi? Var. Sultanlık, var ya. Padişahlık. Var var. Yavrum ya. Benim ya. Çok güzel, iyi bir seçim. Aslında bugün farklı bir yere gitmek istiyordum Memoli. Benim biraz gevşekliğimden, normalde bana cuma günü söyledi. Ben de bilet bulabiliriz dedim. Cumartesi gidecektik. Gidemedik. Ben çünkü cumartesi baktım. Pazar günü bugün gidecektik. Cumartesi bilet kalmamıştı. Onu zaten, o gideceği yeri de zaten bir ben yaparım videolarda. Bir de o yapar. O yapar da benim kadar anlatamaz zaten. Herhalde. En iyi ben anlatırım. Ama o videoyu sadece Türkçe YouTube kanallarında bir sende görürler, bir de bende görürler yani. Öyle, bir de açıkçası ben yani güzel bir yer demeyeceğim ama dikkat çekici bir yer. Evet yani. Tek gitmeye de biraz tırsıyorum. Dedim Bahadır da buralardan beraber gidelim. Yapacağız. Olur. Onu yapalım biz. Yapalım. Sen müsaitsin. Onu yapalım. Gel canım, gel. Şöyle. Böyle. Şimdi biz mesela ikimiz de karede miyiz, değil miyiz bilmiyorum. Karedeyiz. Haberim yok. Karedeyizdir. Aslında yarım da olsa. Şimdi şöyle etrafı görün arkadaşlar. Gerçekten bahçesi çok büyük. Çok büyük Versailles şatosu, öyle diyelim. Versailles sarayı neyse. Aradan yani, gezelim mi? Tabii oradan da gezebiliriz. Bir de Versailles'in bir özelliğinden bahsedecektim. Ayrıntı vereyim ben o zaman, sen söyle. Düşünene kadar. Bahçesi bedava arkadaşlar. Bu bahçe niye önemli bir şey? Önemli ya. Önemli. Önemli, bahçeye giriş bedava ama içeriye girerseniz 18 euro kişi başına evet. Para ödemeniz lazım. Ama arkadaşlar buraya da şimdi gelmeden olmaz. Fransa'ya geleceksin, Versailles Sarayı her türlü önemli. Bakın size, hem kraliyet için önemli. Revolüsyon, Frans İhtilali döneminde çok önemli. Sonra burada 1870'te Prusya, Almanlar Fransızları yendiğinde girip burada bir anlaşma imzalıyorlar. Onun için önemli. Şu anda 1918'de Birinci Dünya Savaşı'nda bu sefer Fransızlar Almanları yendiğinde burada yine bir anlaşma imzalıyorlar. Yani gerçekten tarihte çok yeri var buranın. Şu anda evet, ekspozisyonlar, şunlar bunlar oluyor. Burada Macron burada bir şeyler organize etmişti. Hemen dediler, Macron kendini kral sanıyor filan. Yani ne ya, niye orada yapıyor filan gibi, ne gereksinim duyuyor buna filan gibi, öyle bir şey de olmuştu. Söylenti de çıkmıştı yani. Hala burada veriyorlar evet. Kokteyllerdir bilmem işte, aklına ne gelirse. Bahçede böyle arkadaşlar, bölme. Şu anda kış tabi. Yazın gelirseniz evet. Daha güzel olur. Yeşillik, yaprakların içinde, ağaçların içinde. Dezavantajını söyleyeyim, kahve içtik. Çöp bulamıyoruz. Çöp bulamıyoruz. Elimde kahve bardağını taşıyoruz. Bir tane çöp kutusu yok yani. Bu arada ha, yerde pislik var mı? Yok, ama çöp kutusu da yok arkadaş. Elimizde taşıttırıyorlar bize ya. Evet. Bu arada Versailles şehir olarak. Burası bir şehir yani, Versailles şehri. İşte 78 buranın plakası değil mi? 78. Evet. Yani Paris, Île-de-France. Orléans'a yakın bir taraf. Kaç? 80 kilometre falan. Paris'e 30-40 kilometre falan. Ama çok güzel bir şehir. Ben çok seviyorum. Çok düzenli. Aşırı düzenli, aşırı temiz, aşırı bakımlı bir şehir Versailles. Çok enteresan. Niye acaba? Girişte o kadar insan vardı. Bak buralarda kimse yok sanki. Sakin. Evet. Çok büyük olduğu için her tarafa yayıldı. Hıdırım. Çek bakayım. Yavaş bak, çarpışırsın. Arkana bak. İkiz aynalarından arkanı kontrol et. Birisi geliyor bak. O da bakmıyor. Geri geliyor. Hadi bakalım, sana biraz spor yaptırayım. Şöyle biraz
keyif yapayım. Tamam 45 dakika. Tamam 45 dakika böyle yap. Müthişmiş. Nasıl zorlandın oğlum, 10 kere yaptın lan. Ajandı çıktı. Şöyle bir Hıdırım. Tabii. Hıdırım şöyle bir saraya doğru götür, oradan bir kare almam lazım. Hıdırım. Kare mı? Kare, kare. Şimdi sadece bunu yapacağım. Hayır, ha. Bunu yapacağım. Öbürünü durdur. Abi. Oraya dönmüyoruz mu? Tamam, daha döneceğiz. Ne biliyorsun? Lan bu tarafa dönüyorsun. Oraya gideceğiz. Ağzına kapat, sinek kaçacak. Ha? Bak ördeklerin ortasından, bak ördekler karşılıyor seni. Oh. Sanki göremiyor Allah. Ya Rabbi. Çok komiksin ya. Kiraladığınızda da yarım saatliği 14 dakika. Ne 14 dakika? Yarım saatliği 14 euro. Her 15 dakikaya işte 2 euro artıyor. 16 euro, 18 euro doğru gidiyor. Havaların daha güzel olduğu bir zamanda gelirseniz yapın yani bir aktivite. Hazırım, hadi bakalım. Pazar yürüyüşü dedik, pazar sporu dedik. Vallahi hiç bir şey yok. Hayır. Tamam otur otur. Haydi bakalım. Lan oğlum midem bulanıyor. Batar mıyız? He? Batarız tabii. Su alıyoruz oğlum, zaten. Düşersek video patlar. Düşmediği üzere patlar. Oğlum bilmiyoruz ikimiz. Çek lan kayıkçı. Artistik yapıyordun demin. Yok. Oğlum, yanlış mı yapıyoruz? Bacaklarıma geliyor. Kadırım ben çekeyim. Sen bir... Özel olmasın. Genel bir bilgi daha ver ya. Arkadaşlar. Versailles Sarayı. Paris. Veya ne yapıyorsun ya? Boş ver. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Keyfin nasıl? Moralin nasıl? Ne yapalım ya işte. Paris'e taşındık. Alışmaya çalışıyoruz. Paris. Paris gezilecek yer ya. İstanbul gibi. Yaşanacak yer değil. Paris deyince benim aklıma ilk ne geliyor? Benim ilk aklıma trafik geliyor. Evet. Sen daha mı hızlı gidiyordun ya? E tabii ben profesyonelim ya. Ya ben yanlış yapıyorum herhalde ya. Garbiyeli, garbiyeli dereden ne sersin deli deli dereden bahçemde açılan gülü sen soldurdun garbiyeli sen soldurdun garbiyeli. Evet devam, çok güzeldi. Sesini biraz yükselt ama yani. Mikrofonumuz yok biliyorsun. Bir de suyun sesi hış hış diye. Başka bir şey daha alalım ya. Ya biz o başa kadar gideceğiz diye gittik de. Başa tamam, kadar gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz herhalde. Vay hızlandı Memoli. Spora göndereyim. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Hiçbir şeyi istemedim seni istediğim kadar. Sen de başını alıp gitme ne olur. Ne olur tut ellerimi. Ne olur. Ne olur. Lan. Sandal sefası yapıyor gibi ya. Yapıyor tabii.
gideceğiz işte. Oysa ki biz kürek mahkumuyuz. Daha anca yarısına kadar getirebildi bizi. Ya çok iyi. Memoli. Dönüyoruz arkadaşlar. Şuna bak. Çek kürekçi. Hıdırım, güzel bir şey alalım senden ya şöyle. Siyah perçemlerin, gonca yüzlerin, garip bülbül gibi har eyler beni. Hilal ebruların, ahu gözlerin, tığlı sevda ile yaralar beni. Devam. Sevdayla olan aşkından ahu zar oldum. Kalmadı tahammül, bir karar oldum. Cemalin göreli sevdakar oldu. Korkarım ki bu dert paralar beni. Teşekkür ederim. Alkış. Garip bülbül gönlüm eyler sesiyle, aman aman. Nicelerin ömrü geçmiş yasiyle, aman aman. Arayıp buldu pür hevesiyle, aman 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 aman. Arayıp buldu pür hevesiyle. Nereye gidiyorsun acaba? Ne bileyim ben nereye gidiyorum ya. Bana diyordun daha. Oğlum sen biraz çok keyif. Ortalasana. Baba geri döndü, o tarafa gideceğiz, o tarafa. Oğlum şuraya ortalasana. Lan ortalık. Bana diyordun daha yeni. Kadırım ya. Ya çok güzel ya, keyfime diyecek yok ya. Canlı müzik eşliğinde. Bir de çayımız olsaymış ha. Ya bu rüzgarı dış güçler mi çıkardı oğlum? Ha biraz önce bana tarayı diyordun fazla ya. Verelim diye. Bu tarafta arkadaşlar sarayın böyle alt bahçesi diyelim. Yan tarafta da büyük bir göl var. Anlat bakalım Ceylan gözlüm. Versailles Sarayı'nın taşları, o senin gitmek istediğin yer var ya, hani girmek istediğin bir yer vardı ya dün, ziyaret etmek istediğinde evet, evet, bulamadık. Evet. İşte hep oradaki kariyerlerden getirilen taşlarla bu saray inşa ediliyor. Hmm. Tamam. Ya. Şöyle bahçemizde böyle arkadaşlar, ileriye doğru gidelim. Büyük bir göl var. Hıdırım aşağı iner miyiz? Gerek yok herhalde. Buradan manzara daha güzel. Arkadaşlar girişimiz sarayın içine saat 3'te, bir saat var. Vakit dolduruyoruz bahçede. Güzel doluyor. Muhabbet ediyoruz kardeşimle. Dertleşiyoruz. Aynı zamanda geziyoruz da. Hıdırım nereye getirdin bizi? Burası neresi? Ya burası kapalıymış aslında. Burası çok önemli. Tarihte önemli bir yeri var. Burası bir eski bir tenis salonu. Tenis oynanıyormuş burada. Salle de jeu de pomme diyorlar buraya. Yani tenisin atası. Arkaik bir çok primitif bir raket var. Onlarla zenginler, yani aristokrasi, noble, soylular burada tenis oynuyorlarmış. 1789'da orada ihtilalden önce toplandığında milletvekilleri falan, kral artık diyor ki hadi defolun gidin diyor. Saraydan kovuyor onları. Gidin o işte bu salonu gösteriyor. Burada toplanabilirsiniz diyor. Burada toplanan milletvekilleri de diyor ki biz senin gücünü paylaşmak istiyoruz. Ve bunu sen kabul edinceye kadar burada duracağız diye yemin ediyorlar. Buna da serment de jeu de pomme diyorlar. Ve burada gerçekten de yeminlerini tutuyorlar. Ve en sonunda kral imzalamak zorunda kalıyor. O meşhur gördüğümüz, bildiğimiz insan hakları evrensel beyannamesi var ya. İşte burada tasarlanıyor. Evet. Salle de jeu de pomme. Pomme aya demek. El içi. Jeu de pomme. Elinin içine bir raket tuttukları için o zaman onlara işte jeu de pomme diyorlarmış. Arkadaşlar nihayet Versailles Sarayı'nın içerisine gireceğiz ama uzun bir kuyruk var. Dışarıda da zaten beklemiştik. İçerisinde böyle devam ediyor. Çile bildirim çile.